Merhabalar, bu dersimizde HNC PLC'yi donamsal olarak tanımaya çalışacağız. Şimdi ben droid açayım, burada da ekranımızı büyütelim ve e, cihazımızı tanımaya başlayalım. Cihazımızı enerjilendirdim ben. E, öncelikle bu PLC grubunun üst tarafında, e, sol tarafta power run, error ve hemen onun altında, özür dilerim, con göreceksiniz, güç ve e, run'da ya da e, değil, yani run stop switch'imiz de burada bulunmakta. Aynı şekilde aşağıda haberleşiyor ya da cihaz hatada bilgisini buradan görebiliriz. Diğer PLC gruplarına nazaran e, bana göre ilk farkı üzerinde X0 ve aynı zamanda e, X0'dan başlayarak yani dijital girişlerimizi ve aynı zamanda dijital çıkışları üzerinde barındırması. Yani led olarak dijital olarak e, giriş ve çıkışlar üzerinden görüntülenip izlenebilir. E, şurada kremes yapısını görmekteyiz. Yine diğer bir fark e, üst taraf çıkışlar alt taraf girişler yine e, bu Clemens grubu Delta'nın as serilerine çok benziyor e, üst taraf c0 ortak ucumuz ve alt tarafta çıkışlarımız ve alt tarafta da yine standart SS e, ortak ucumuz girişleri için ve alt tarafta da girişlerimiz var bu cihaza ethernet e, portu e, bağlan, bağlanabilir ki üzerinde bu şekilde default olarak geliyor üst tarafta bulunan dip switchlerimiz Bunlar cihazın adresini tanımlıyor. 1'den 15'e kadar cihazımıza adres verebiliriz. Ve aynı zamanda Ethernet kablosu üzerinden bağlanabiliriz. Ve hemen alt tarafta iki tane klemens göreceksiniz. Şu ilk klemens, başlangıçta klemensimiz. Bu bizim RS-485 haberleşme girişimiz. Ve diğeri de bizim beslememiz 24 volt bağladığımız girişimiz. Yine bu şekilde bir CPU basit bir yapıda, yine kompakt bir yapıda ve tasarım anlamında da e, benim üst taraftaki status ledleri görebilmek anlamında yine e, üzerinde ethernet portunun gelmesi anlamında ve fiyat performans olarak da e, basit uygulamalarda bu en ekonomik serisi olduğu için e, basit uygulamalarda da işimizi rahatlıkla görebileceği için ve fiyat performans anlamında da uygun olduğu için e, bizim derslerine yine başlayacağımız ve sahada da kullanabileceğimiz bir ürün olarak karşımıza çıkmakta. Bu donanımsal olarak HNCB PLC'nin ilk görünümü, ilk enerjilendirilmesi ve kullanım anlamında da az sonra bir sonraki dersimizde başlayacağımız üzere. Buna online olacağız. Ethernet üzerinden ve Ethernet port üzerine online olduktan sonra da ilk basit uygulamalarımızı yapıyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.